idok. Uzun seferge atlanıp mangandı biz. Endi atka min gidek, bu kaldı ene nevrimiz. Az idok. Müşkül seferge atlanıp çıkandı biz. Endi çoğun karvan ataldık, kaldırıp çöllerde iz. Ay bu küllerde ölüm digen neyme karıp töküge okşap kaldı. Tuğba, ona cadige, bir şığı selle orap, perici ton kivağın, tadan tülki işkenlikini nereden bilek? Uygurlarda kuş neyden aldaydı, ademini söz digen makal varlıkı, Petir inilirge məlum. Ama sen, el yurtlu koyup, örümçüge çıkmaydıgan bir şeydi. Afetini tüketip, yurtun amallıkını saklaş məqsidi de, 6. sentabr günü harbiy sot kömürünü itip taşlaşqa hüküm çıqadı. Şunundan keyin Li Shufu Junhua Mingo'nun hazırkı da soğutuğun Yuan Shikai'nin bütün memleket mıqyasıda Sun Jongshan taraftarlarına karşı yürgüsü vatkan siyasetini. Bolup mu, çegra rayonlardaki Wangonglarının hukukunu saklap keliş, Wanglarının ornığı tegmeslik hakkında məxsus buyruq çürgeldeki. Şunun üçün, şa məxsus Wang'ını öyrüvetiş dövlet siyasetine xilap ikkenlikini. Eğer bu fikirde kattık dursa, Qumuldaki qo'zg'alonga merkezi hükümetden mu qo'l tiqib qo'yadiganligini. Yang Zhangzhong xalqparvar bo'lganligi uchun fuqarolar jafo tortib qolmasin deb bu ishni tinchlik bilan hal qilishga bel bog'laganligini. Agarda temir xalqi ma'qul ko'rsa, hükümet tarkibida amal tutib ömür bo'yi rohatda o'tadiganligini. Şa Maqsud Wang'ni insopqa keltirib, olvon yasoqlarni zo'r darajada ozaytish mumkinligini uzundan uzun tushundirdi. Bu işni tinchlik bilan tugitiman degan odam, nimishqa Hofiz Yingjang, Niyoz Yingjang va Ma Yingjanglarni nurg'un cherik bilan Qumulga avatidi. Töge qancha, yig'iri shuncha deb, Zhangzhong janoblarining o'ziga loyiq ta'di bor. Örümçedeki bazı əməldarlar Zhangzhong janoblarini Dazongtonga arz qıpdı. Tömür qozğulunu da yumşaq qollu qıldı edib. Şuna Dazongtong, əgər tömür əl bolmasa, çerek çıqırınlar deb yarlıqa əvətibdi. Zhangzhong janoblari yarlıqni ada qılmız bolamdı. Li Shufu çerek yarlıq degen sözlərini salmaqlıq bilan eytdi. Ondan mundaq dedi. Hə, xalpam. Biz din qerindaş, bizning Xudayimiz bir, payg'ambarimiz bir, kahpimiz mi bir. O'zlarining qarab turib bir falokatga uchrab qolishtirig'a hargiz chiday olmayman. Men Urumchidagi vaqtimda bu yerdagi hamma ahvollarni angladim. O'zlariga dastlab qo'l bergan Saypon to'xtidan kelgan vapa shunchalik bo'pti. Qolganlarning ko'nglida nima jin borligini Xudoyim biladi. Men elchi bo'lib kelishni Zhangzhong janoblaridan o'zim so'rdim. Maqsadim o'zlarga hamma gapni aytib, din qarindoshlik mehrini bildiray. Bir taqvodor qarindishimiz qarab turib falokatga uchqashmisin deb edim. Qalganlarning oldida hamma gapni aytqil bo'lmaydi deb ularni ketkizib etdim. Menga ishonsizlar shu, yaqtisilimo ixtiyorlari, obdan xiyol qilib baqsilar. Men bir necha kun turib turay. Bu gaplar temir qalbini xiyolga selib qo'ydi. Li Shufu öz sehrining uningga ta'sir qilganligini ko'rib, ichidan xushal bo'ldi va shu kundan boshlab temir qalbini o'ziga tehimram qilishga kirishdi. U har kuni yarim kechada qo'pib, astoydil holda tahorat oladida, namoz bomdodgacha sham yo'riqida Qur'on o'qiydi. Beshig'i chiroyli salla o'rab, besh vaqt namozning hammasida jamoat bilan masjidda bo'ladi. Xudolik uchun deb 10 parcha kiyigi setib olib, masjidning joynamozlarini yanglab chiqdi. Yosh mahrimini bir qaytim namoz shamg'i kechikkani uchun jamoat oldida tanbihladi. Kunduzlari cho'ng kichik demay, hammaylar bilan do'stlarcha holmon qilishib, dardiga o'rtoqlashdi. Xalq Shamoq ustuvondan ko'rgan zulmlarni aytganda, aynan 15'i karangı 15'i yoruk dep, hem de yorukçılık görsüler. 12 tağını özünler soraydıgan kılımız. Deydi. Tömür halbının ailesige bulsa her iki günde bir qetim keletti. Tömür halbının balalarına qand navat berip ulanı erkeletetti. Bir günü Li Shufu basını kuçkuda oynatıp oldurup. Hey, bu kızımın çiçi bir talken o. Dedi. Darvaqa Zo'rxon ayla bu günlerden Basitning bo'y tartayotganligini ko'rib, yomon ko'zlardan asrash uchun uningga qiz bolacha paxtalik chapan kiydirib qo'ygan edi. Basit Li Shufuning og'zidan chiqqan qiz degan so'zni anglash bilan uning quchqidan beliqdek sug'urilib chiqdi-da, taloqqa qochdi. Li Shufu kulgan peta qarab qoldi. Zo'rxon aylaning o'zidan qochib yurganini ko'rib, "Ah, özler minimden bir yaş çoğuşkenler. Aylam ne yenge desen bolgudek. Bizden yurtlarda yengeler öz inilerden kaçmaydı. Özler bilen hem kıyırındaş hem can dost bulup kaldık. Hem de yenge minimden kaçması mı bola? He? Dep küldü. Tömür kalbimi külüp koydu. Hepti 10 gün ötkenden keyin Li Shufu şehirge kirip çıkmakçı bulgalıqını etti. Ansari başlıq 3 yigit onu şəhərinin yenig'iga uzatib bordi. Li Shufu ketgandan keyin Tömür xalpa öz hamrohlari bilan bir qancha qaytim kengash o'tkazdi. Ular oxir vangliq tizimni yemirib tashlashning hozircha mumkin emasligini nazarga elib, agar sham maqsud hamma shartlarimizga unisa yarashsaq yarashayli degan qarorga kelib qoldi. 1913-yilga kirib, yer zemin qilin qor bilan qoplangan chelli kunlarida zimiston sovuqining choyondek chiqib turishiga qaramay, Li Shufu bo'ri tulki juvonlariga mahkam o'ralgan elchilarni boshlab yana toqqa keldi. Elchilar mo'ri bilan isitilgan uyda o'pdan sho'rpilanib, horduq elishib bo'lgandan keyin Yangjongzhong nomidan Tömür xalpiga kelgan telegrammani o'qishga boshladi. Telegramada Tömür xalpiga Ürümchida turishliq Uyg'ur musulmon 3-chi otliq batalyonining komandirlik mansibi va 200-500 gacha cherik saqlash huquqi berilganligi jakarlangan. Jumladan, Sham maqsudvonga qo'zg'olonchilarning talablarini qabul qilish haqida maxsus maktub avatganligi eskartilgan. Li Shufu telegramini o'qib bo'lish bilan hamma elchilar o'rinlaridan turib Tömür xalpini muborakladi. Ha, görüştün haber yok. Sevzi dem yeptu dep. Can canapları pek aldırıp gitipti. Men texe könglimni to'xtatqinim yok. Bu gapni keyin qilishayli. Bopda, özler nima desilishyo? Shuningdan keyin söhbet başlanıp Tömür xalpa qo'zg'olonchilarning talablarini o'tirg'i qo'ydi. Her bir maddi üstede talaş tartışlar bulup ahir 3 günlük söhbet neticesinde mundaq kelishim hosil qilindi. Birinci, ötken işler cümleden Li Shufu'nun ölümü sürüştü kılınmaydı. İkinci, Tömür çarvı tüzümü vikar kılınıp, Şam maqsudvon molchilarga tegishlik haqtilaydı. Üçüncü, dehqonlarning Şam maqsudvon ve onun begliklerine her ayda 7 gün alvan kıldığan yasak mecburiyeti 2 günge özgertildi. Yağmurlarning başka alvan seyislerimi azaytıldı. 4. 12 tağını qo'zg'olonchilar o'zi idora qildi. O'zini qo'g'dashqa ma'lum sonda qo'rab qoldirilgandan tashqari qolgan qurol-yarog'larni hukumatga topshirdi. 5. Shahar va yezilarda qo'zg'olonchilar bilan aloqa bog'lagan deb Sham maqsudvon tarafidan qamalgan 54 kishi darhol qo'yib berildi. 6. Hoshir Tayji mansabdan qoldirilib, o'rniga boshqa Tayji qo'yildi. 7. Mazkur kelishim Uyghur Xanzu tillarida 3 nusxa putilib, biri Jangjong yamulida, biri Sham maqsudvonda, biri Tömür xalpida saqlandi. Bu kelishimga Sham maqsudvon bir taraf, Tömür xalpi bir taraf bo'lib qo'l qo'yadigan bo'lishdi. Li Shufu Yangjongzhong nomidan, Bay Wenchao Qumul yerlik hukumat nomidan 2 tarafni yarashtiruvchilar sifatida, qolgan elchilar shohidlar sifatida qo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq qo'l qo'yadigan chaqda Tömür xalpa avval Sham maqsud qo'l qo'ysin, zindandagilarni bo'shatsin, Hoshir Tejini mansabdan qoldirsin, ondan men qo'l qo'yman deb turib oldi. Li Shufu bu şartga darhol rozilik bildirib, Sham maqsud bilan bayvin chalgan xat yozdi va xatni kelishim nusxalariga qo'shib, o'zining mahrimi bilan Omonquldin shaharga mang'dirdi. Ular 4 kundan keyin Sham maqsud bilan bayvin chalning tomg'ilari besilgan kelishim qog'ozlarini, shuning bilan birga Sham maqsudning maxsus maktubini elib qaytib keldi. Sham maqsud o'z xatida zindondagilarni shartsiz bo'shatganligini, Aşır teycinin ornağa ordu bəylərdən Yusuf bəy deyən kişini teyci qılğanlığını jakarladı. Omonqul bu işlərini öz gözü bilən körgənlikini etdi. Şunundan keyin Tömür xalpa kelişimə qol qoydu. Ondan Li Shufu başlıq elçilərinin hamısı tamğa möhürlərini besişdi. Növbət Üveys əhləmə gəlgəndə u xuddi qattiq uyqudan cho'chib uyg'ongan kishidek temir qap qilib anar shaklida o'yilgan kumush muhrini tartirbis qo'yg'ili tas qoldi. Chunki Hoshir Tejining o'rniga o'rda baglar ichida bir qadar durus odam deb tonilib kelgan Yusuf Tagning Teji bo'lganligi uni qattiq vahimaga silib, fikri xiyolini teriqdek chechiyotgan edi. Uning o'yicha Hoshir Tejining o'rniga Qoziba xo'ja Teji bo'lishi lozim edi. Ondaq bo'lganda o'ziga hech qanday to'g'i yuqmaydi. Endilikda bo'lsa, har ikki himoyachisidan ayrilib qoldi. Ahvoldan qaraganda, Sham Maqsudvon bultur yoz Chendarin Oqchuqsidagi jangda o'lgan cheriklari uchun yilqi butxonada motam murosimi o'tkazgan kuni yuz bergan vaqani texi unutmagan o'xshaydi. O kuni Chendarinning cheriklari Sham Maqsudga o'q chiqarib etishvozlik boshlanib ketganda, Hoshir Teji bilan Qoziba xo'ja Sham Maqsudni qo'g'dash o'rniga uni yolg'iz tashlab qochib ketgan edi. Shuningdan buyon Sham Maqsud bu ishkalanga tamoman ishonmas bo'lib qolsa kerak. Demak, Hoshir Teji bilan Qoziba xo'jimi Sham Maqsudning nazaridan tushibdi. Bu hargizmi yaxshilikning alomati emas. Onun üstüge Yusuf bəy əhli ilimge hürmet qılıdğan kişi. Bolubmu Noruz Damulini köprək izzətləydi. Əmdi Noruz Damulla özünün kilini Qarıköz aylanın qatillerini sürüştürüb qayta ərz bəsə, Yusuf Teycinin bu işqa əstayidil qol tıqıb Hoshir Teycinin sırını içib taşlaşı. Nəticədə Üveys əhləmnin bu işqi çitilib qilishi təbii. O çağda əhləmlik mənsibi tügül onun cinimi xətərdə qaladı. Uvays əhləm ən şuranı oylab, özünü halaket kirdabıda his qaladı və şu gündən başlab, yürek sancıqı qozğulub, tavi yox bolub qaldı. Əmdi, Li Shufu'nun aldıda işki çegiş dügün qalğan idi. Biri, qural yarağını qandaq qılıb yığı öliş. İkincisi, tömür xalpini örümcəgi çıxışqa qandaq qılıb unutish. U, ikinci tügün yeşilsə, birinci tügün özsikidən yeşilib ketidi deb o'ylaydi. Şunun üçün oxshimi tömür xalpi bilan yana paranglishqa fursat tepib, örümcəgi çıxışının əhmiyatini uzundan-uzun tushundirgach mundaq deydi. İki qo'chqarning kallisi bir qozonga patmas degan gapni unutib qolmaslar. Qumulda turdigan bo'lsalar, birinchidan Sham Maqsudvon bilan hech qachon obdan o'tolmaydilar. O qachonli bo'lmasin, o'zlarini patqizmaydi. O'chilishdimi yonmaydi. Ikkinchidan, yig'i yondan, bola qarindoshdan deb qarboz o'xshash odamlar o'zlarini tinch qo'yamdi, ha? O'r kuni 12 tog'ni o'zinglar so'rsanglar, kim yurt bishi bo'lar deb uni gap silib qo'ysam, Tömür akam bilan mencho deydi qarslar. Mundaq nimalarning arsida jonlarini qiynab yurgicha urumchiga berib 500 çeriknin beşi tömürdarın bulup yürmemdiler. Niyaz Yingcan, Nidarın, Hafiz Yingcan, Adarın bulup yürmemdi. Özler degen, uladın mın artıq. Kiyince, mənsəbləri teximi özüdü. Menin maqsıdım, mənsəblər buluş əməz. 12 dakika baş buluşma əməz. Mən bir yağatçı. Mənsəbnimi qamlaşdıralmayman. Əl yurt obdan özsülüb oldu. Həbbəlli. Əl-yurt obdan ötsün desilər, o'ttir qoldək ərlərdən nech yüzünün qoluğu miltiq tutquzub, örümçədə tursular, teximi obdan bulmamdı. Qaçanlı bolsa, Yangjangjonun yeniği kirib çıqa alaydılar. Hər qandaq gap bolsa, o kişiga ita alaydılar. Qomul xalqının beşini şu yerdə turub, teximi obdan silya alaydılar. el yurtmu, Ürümçide bizden altımız var dep, köngli karnını toq tutalaydı. Şunaq emasmi? Men özlerge kıyametlik dost bolğanlığım için, qorisqimdiki gapni, bizami ilip qalmay hemmini etdim aka. Tömür qalbini yana xiyol bastı. O öz adıtı boyunca sol eğikini tatılap birdem jim o'ltirdi da. Hay, bu Yangjangjonun gaplarga ishengini bulamı? Yaxshi kunning yamanida gepidin yenivasi qandaq qilg'iliq. Li Shofu Yangjangjonun siz oxirgi ko'zrim bo'lasiz degan gepini yana bir aslab Tömür qalbining beligidan tutgan beti. Mana ishinamdilar yo'qmi? O'zlariga ishinaman. Mana ishansizlar, azbirayi xudo. Yangjangjonga ishansizlar. Men Qur'onni tutib beray. Tömür qalbi Kur'an degan so'zni anglab, Li Shufuning ko'ziga tikilib qaradi, ondan: "Rasmo, rostilla Qur'on tutib bera olamdilar. Azbirayi, tahoratim bilan pok o'ltiribdiman. Hozirli tutib beray. Yo'q, jamoat shohid bo'lsin desizlar. Qur'onni ko'pchilikning oldida tutib beray. Amsa tang'asson." Atsi namoz bomdod o'qilib bo'lganda, birinchi safda o'ltirgan Li Shufu o'rnidan turib, masjid mihrabining yenidagi o'yiqda turgan cho'ng bir Qur'onni bismillah aytib qo'liga oldi va peshonasiga takkizib bo'lib, ko'pchilikka munda xitob qildi. Jamoat, men hozir Allohning uyi bo'lgan bu masjidi muborakda har qaysilariga noiti yo'chung bir gapni aytaman. Men Alloh taolani bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemni Allah'ın bizge ibergen haq Resulü deb dilim bilen tasdiq ve tilim bilen ixro qilib mahşer kuni cevap bergichi bendiligim bilen şunu aytay. Yangjangjon janoblarining Tömür qaltamni Ürümchiga chillishida qilchi yomon niyati yo'q. Hammasi el yurtning omonligi uchun. Bu gapim yolg'on bo'lsa, mana qo'limda turgan mushu ulug' Qur'on Karim meni ursin. Qiyomat kuni hammalarning qizil tirniqi peqirning yaqisida bo'lsin. So'ng hoji o'rnidan turib, Li Shufuning qo'lidan Qur'onni oldi va: "Men qiri odam, 2 kunlik umrim qoldi. Lidarin hozir aytgan gapga shohid bo'laman. Menmi Qur'on tutib beray?" deb qo'lidagi Qur'onni peshonasiga tekkizdi. "Men Qumul mahkamai sharining a'lami bo'lganligim bilan qasamyat qilib aytamanki, lidarin janoblarning aytganlari batamaman haqdir. Men buningga iymonim bilan shohid. Shohidligim yolg'on bo'lsa, meni Qur'on ursin." dedi Uvays atlan, so'ng hojining qo'lidan Qur'onni elib. Qolgan elchilarmi o'rinlaridan turib, haq deyishdi. Shuningdan keyin Tömür qalbi Ürümchiga berishga rozi bo'ldi. Elchilar xushol-xuram qaytdi. Li Shufu yana qaytib qoldi. O, Tömür qalbidan bir qadamı ayrılmasıqa tirishib, xuddi saljidak yepishib oldi. Tömür qalbining hamrohlari uning Ürümchiga berishiga qo'shilmay, uni gap so'z bilan to'sishga harakat qildi. Biroq Tömür qalbining qo'liqiga gap kirmaydi. Shu arada choparmanlar shahardan Li Shufuga telegramma elib chiqdi. Bu Yangjangjondan kelgan telegramma bo'lib, uningda Tömür qalbining Ürümchiga chiqishga uninganligidan nihoyatda xushal bo'lganligi aytilib kelib, "Do'stlik lozimni yerda qo'ymaganligiga ko'p tashakkur" deyilgan edi. Tömür qalbi endi texmi xotirjam bo'lib, Li Shufu bilan goh o'g'i chiqib, goh mehmondorchilik o'ynab, chillining chiqib ketishini kutib turardi. Qora bo'siq bo'lsa, beshini ichiga tiqib olib, hech nima demay jim yurardi. Tömür akamğa özlərini gəp qılsılı bulmamdı. Mən nimi deyittim? Xaltamın əmdi darın bulğısı gəpdi. Bu günlərdə ay qızının mu ay günü yaqınlaşıb qalğandak sezilətdi. O pat-patla Amanqulning mürisiga beşini qoyub, "Ürümchiga sizmi baramsiz?" deb so'rab qo'yatdi. Amanqul bo'lsa, nima deyishini bilolmay, uning yadanqurab qalğan mangzini silab, "Astagfirullah" deb jim bo'lib qoladi. Li Shufuning baxtiga bu yil qish tez chiqib ketdi. Shamsiya hisobi bilan mart oyi kirmayla Tömür qalbi 200 dan o'shib tanlangan yigitlar bilan yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Torpaq o'z xo'ja Ahmad, Kasım kızık en sarılamu şulanın orsada idi. Tömür halda aman kulunu möbirli elip mağmaqçı bulganda Rabihan Mumay, "Gelin aylı köz yorup alğandan keyin arqalardan barğay," dep unumadi. Tömür halbi yolga çıqırğan günü balalarını ahırqı qitim söyüp hoşlaşıp atqanda Zo'rixon ayla köz yeşi qılıp durup, "Xudayim, şu balalarning taxtiga bo'lsa-mu, başlarını aman qılğay. Xudayim buyursa, uzunga qanmay, hammanglarni örümciga aldırıp çıqıman," dedi-yu, özünün közüde yoş ägip ketdi. Saparqul bilan elip alğan başlıq bir neçe yüz kişi tömür xalpilani törp kiçe uzutıp geldi. Cemaat hoşlaşıp bolğanda Nurul bova qol kötürüp, "Yolunla aq bolsun, körüşkiçe aman bolunla," söz olup yatqan Aqçuq seyida çaң tozan besilip qalğan bolsa-mu, Törük taraptiki döngning beshida bir muncha kishilarning qorisi ko'rinib turadi. Atsin, petib ketayotgan bahar quyoshining oxirgi nurlari ufqni qandoq qizartib turganda, Qo'mul shahrining 7-8 chaqirim sharqi shimolidagi soyda quyuq chang to'zon namoyon bo'ldi. Sabning oldida tömür xalpi bilan Lishufu yonma-yon kelib o'tdi. Mingdan ortiq kishi ularni doqudunbaq nog'ri kanaylar bilan qizg'in kutib oldi. Qo'mulning harbiy mulki amaldorlari bilan yurt cho'nglar mu shu yerda edi. Faqat Shamal Sutvanli ko'rinmaydi. Yusuf Tayji uningga vakil bo'lib kelgan edi. Tömür xalpa o'z yigitlari bilan Qo'mulda 3 kun mehmon bo'lib, 4-kuni yana doqudunbaq va nog'ri kanay sadolari ichida O'rimchiga qarab yo'lga chiqdi. Ular yo'lga chiqishdan bir kun burun Lishufu, "Örümçiga bağanda lazım boludu," deb Ambal Yamuluning tarjimoni Sayid To'ngchini uningga qo'shib berdi. 40 yoshlardan oshgan bu odam shu kundan boshlab tömür xalqining shaxsiy kotibi va tarjimoni bo'lib qoldi. Oqboz otga mingan tömür xalpa sapning o'ttirsida ketib o'tib, orqasiga pat-patla qarab qo'ydi. Onun yürüge eğivatkandak bulup, "Ah, bu tuğulup ösken yerlerini yeni kördüğün külle bulamı?" dep oylaydı ulu kiçiktin. Dal şu çağda Lishufu bilen Bayvinchov Shamaq Sutvanning mehmonxonasida qaqaqlab gülmekte idi. Şu arada ordu qovuq tarafdan yığı ovozi geldi. Meyit uzatquchilar oltinlik tarafga ketyapti. "Kim qaza qıptı?" dedi Shamaq Sutvan Yusuf Tayjiga qarab. "Veys aqlam. Endi kimni aqlamaqliq taylisak bo'ladi ekan. Norizdamolidan munosibroq kishi yo'q." Yusuf Tayji uningga diqqat bilan qarab shundoq dedi. "Aqlingiz dumbingizga o'tib qopti," dedi Shamaq Sut Yusuf Tayjidan yuzini o'rib. 28-bob Faciyanın ahiri. Kişiler tağdırdan nalı kılışıdı. Tağdırdan nimi günah? Her kim özüge özü tağdır. Maxim Gorki. Ah, menin Kazak kilinçkem oğul tuğup bədim o kız mı? Oğul, Xuda mübarek kığay. Ravihan Aylar apamza, Mekke'de bir cayba yalpaqına, Xudayım oğul bəsin appaqına dep yürüp, keligini giyitibdi. "Ah, Yenican'ın itini nemi koydunla? Arman Bey." "Arman Bey?" "He, Arman Bey. Bu, yoçilli bir at boptuğu. Kim koyup bedi?" "Dadam." "Nemişki mundak at koydu? Armanlıq küllerde tuğulgan oğul balı boğan inken, iti Arman bolsun," dedi. Tömür halpa çıraylık bezelgen azada bir öyünün supsidagi yumulaq şira yenida o'ltirib, birer saatdan buyan Amanqul bilan ani shu qilibda parang'lashib o'ltiradi. Amanqul shiradagi nozik ne'matlarga ancha-muncha boqqach, tomdagi çıraylık silji kelamlarga. Mashrang so'pni ketil, qasqonliq shapka, parqiraq dal tasma va o'ziga tonish bo'lgan yilqi esil qilishga nazar soladi. Süpünün bir bulungudu yöleklik durgan çıraylı kaşkar dutari onun dikkatini hemmedin köprek celip kılattı. Ular paranlaşıp oturganda altın kadağlık kucha topisi bilen börek yakılık kızgış nimçi çapan ve yeşil tavar köngülek kiygen sıvı boyluk yaş bir ayıl kirip çıraylık oruz sinirlerge çay koyup durat. Sumbul çaşları sağırsığı çüp durgan bu ayal, tömür halpının örümcidin alğan xodini qamarını sağan idi. Tömür halpının bu ayalğı öğlenişimi qızıq bolğan idi. Tömür halpa örümciga kelip işkenci günü Yang Zhangzhong onu izzet ikram bilan qobul qılğanda andın mundın gep sorap. Ah, xanımınızni bille ilip keldinizmi? Zhangzhong'a hizmet kıgılı kelgen kişi, balı çaqsın söylep yürüs qandaq bolğunu? Dep cevap berdi tömür halpa. Bu cevap Yang Zhangzhong'a nahaydi yaxtı bolğay, o qaqaqlap kölüp ketdi. Ätisi tömür halpının şärbige tantanilik ziyafat ötküzdi. Bu ziyafatga amaldarlardan taşqari Uyghur, Özbek, Tatar, Xuyzu baylarını çaqırdı. Şunundan başlap qatarı mehmandarçılıq qızıp ketdi. Şundaq çaylaning birida Yang Zhangzhong baylarga qarab: "Ha, tedarini öylep qoymamsılar. Xonimi kelgicha yalğız yatamdı, ha?" Bu gap o'yindan chinga chiqib, baylar 2 kun ichidan bir o'yni jab tushdi-da, uni Hafiz Yang Zhangning tul o'ldirgan singlisi Qamarnisa xonga nikohlantirib qo'ydi. Endi onun ölpetlerimi köpeyip, kündü degüdek oyun tamaşı bilen kasarmağı berişkimi çolusu tegmeydiğen bulup kaldı. Kadimki Yunan şairi Homer'nin "Bugün toy tamaşa, ətilikke çay ziyafet boluverse, kişinin köngli veyran boludu" deginigi oxşaş, onun özümü ximirdek boşup getdi. Talağı çıksı darın, öge kirse hocam dep jaranglaydigan nasıq tavışlar xuddi bir sehirlik allaydek onun köngünü böşkü bölep uxlatmaqdı idi. Günler ve aylar şundaq ötüp atqanda Amanqul işki hemrahi bilen kelip qaldı. O öz hemrahlarını gazarmağa joylaştırıp qoyup, darhal tömür halpının yeni tutqan öyiga kelgen idi. Yuqurida aytqanimizdek, Tömür halpa Səpər qulunun növrü balısığa Armanbək deb yoçun at qoyğanlığının səbəbini anlap birdən jim o'ltirğandan keyin: "Ah, qalğan qeyrindaşlarımı şunda qoylamdığandı. Əmsçö, sən yolğa çıxıb ətsila, hojini yaz palgan, əndi bolmadı. Mən bu işlərə arlaşmayman" deb içkərki taqqa kirib getdi. Nurul bovam bir həftə yetib, vay isit, xalpamni Xudayimga topshirdim deb jon uzdi. Uning ustiga gap shu yerga kelganda Amanqulning ko'ngli buzilgandek bo'lib yerga qarab jim o'tirib oldi. "Ah, gapingning oyg'ini yitmamsan. Eytay Tömür aka, sen menga hem aka hem ota. Seningdan gap yo'shirsan bo'lmas. El yurtning nima davatqanligini bilamsan. Men nadan bilay sen aytmasang. Sen ketib arqandilla munda qo'shaqlar chiqdi. Tömür xalpa ar qopib, o'xshatmidi ishni. Takabburluq dastidan tang ko'rmidi kishini. Tömür xalpa ketdi-g'u, Urumchiga yetdi-g'u. O'ng yeniga o't qo'yib, zardi bilan ketdi-g'u. Urumchining yo'lida 60 yada buloqpa. Tömürni ilib chiqsa, her külliki so'raqpa. Alemge patmıgan serke, kündükke kandak patkan sen. Patkan sen o patkan sen, ağzını kandak yapkan sen." Öğünün işini cimcitlik bastı. Birden dünkeyin: "Ah, yana co. Eyliqi, lidarın diyen tülke sen gitip uzun ötmeyla, yana takı çıkıp, hem işqa çat girip aldı. Boz kakanını karmamdıgan tehi. 12 takı başkılımızda dolusıqı qıqıp koysa, xudini bilelmey, hemmege qo'l siltaydigan bo'lib oldi. Lidarim bilan ikkisi gepini bir qilib, o'liqi to'xta degan qora yuzni tepib kelishga odam avatmoqchi bo'pti tehi. Bu vaqtcha uni qo'rayga ekilib olgan bo'lmasmi? Mo'shunda qishloq chidimay, eli palgan akam, nima qilsanglar qilinglar deb, hech ishqa aralashmas bo'lib oldi. Ba'zilar birlab, ishkilab, besh qo'ygan tarafga ketgili turdi. Dadammo Nerenkirga ketib, o'z o'qitimizni qilsaqmikan dedi. Men Tömür akamdan bir uchur bo'g'icha turib turaylik deb to'xtatib qo'ydim. Qisqasi, biz bo'ri tekkan podiga o'xshash chichilib ketyapmiz. O'zinglarda qolgan miltiqlarni nima qildi? Nima qiladi deysan? Jahon tinchidi. Endi bu ko'sayning sizlarga nima lozimi bor? Ketman gurjiklarni elib, tarixchilik qilamsizlar, yo bo'lmasa podanglarni boqamsizlar, sizlarga shu yaxshi deb bir-birlab yig'iyotdi. Qoral tapşırılğanlarga şan berivatıdı. Tömür xalpa bu geplarni anglab o'rnidan das qopdi va soqilini siqimlab uyoqdan bu yoqqa ishtik-ishtik meng'ishga boshladi. U shu topda behush holatda qafasga tushib qolib, bir xozodan keyin hushiga kelganda o'zini har tarafga urishga boshlagan yo'lbosqa o'xshatdi. Biroq u bir-bora qadamini ostilatib, Omin qulning oldida to'xtadi-da. Taqdirning kasa qechib qutulg'ili bo'lmas degan gap bor. Buning hammasi taqdirga o'xshaydi, o'fkam. Taqdirmi, emasmi? Buni men bilmayman. Ammo za el yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Yuragimni ichitayotgan xatolarimni yuyishga ko'z yishim kamlik qildi. Temur Malik Aman qulning keyingi so'zi Qoraydagi chaqdilar yuzlachi qaytim takrorlangan gap bo'lsa-mu, bugun Tömür xalqiga xuddi tunji qaytim anglanayotgandek tuyuldi. Kimdir biri boyiqi qo'shaqlarni qo'lqining tuvida yana aytayotgandek yuragi chimildab chiroyi totirib ketdi. Leshufoning aldam xalsiga tushib ketdimmi nima? Deb o'ylaydi u. Shu chaqda qaysi bir yili Gamasa Tunganning uyida ko'rishgan yiliqi odamning birar oy burun aytgan gaplari yodiga keldi. Sayid Tunchi o'rib bergan bu gapning mazmuni mundaq edi. Siz Urumchiga xato kelib qoldingiz. Bizning kitoblarimizda yo'lvosni tog'dan ayirib tish degan gap bor. Yangjangjon sizni tog'dan ayrilgan yo'lvos qilib qo'ydi. Siz tog'da tursingizlar, bular sizdan qo'rqadi. Endi qo'rqmaydi. Yangjangjon Çin yana qılğılıqını qıladı. Çünki o inqilabğa qarşı xallıqni yaqlaydı. Hazırmı Yuanshkayni qollab Sunjongshan apandiga qarşı turvatmandı. Amma Yuanshkay çoqum məğlub boldu. Jungo xalqi xallıqdan bezar bolğan, yaqındala yana inqilab boldu. Siz şunğaça tağda tirkişib tursanız obdan bolatdı. Tömür xalpa Urumchiga kelganda Haydar apandimi? Hay birodar. Sizning darim bo'lganligingizni tabriklashga tilim barmaydi. Sizni o'ziga bosh qilgan natchi minglagan xalq to'pidan ayrilib, bu yerda turishingizning qanchalik foydasi bo'lar ekan? Biliq, daryo dengizdalar erkin uzalaydi emasmi? Degan edi. Tömür xalpa o'chaqlarda bu gaplarga ancha pisand qilmagan edi. Endi Omonqulning aytganlarini anglab o'zini qo'yadigan yer topa olmay qoldi. Şu gündən başlap baylar bilan əməldarlarının öylərdəki bəzmə məşrəblərini, Qandarnisa xanning dudlarını çəkib olturub eytidigan şoq naqşilləri bilan qaş gözlərini süzüb ərkilishlərimi onunğa xuş yaqmas bolub qaldı. U pat-patlı qazarmağa berib Yangjangjon əvətgən hərbiy təlim müəllimlərinin yigitlərə hərbiy məşq öyrətişlərini görüş bilan gün ötküzətdi, yoki Ulanbay tərəfə ördək oğlaşğa getdi. Va yoki o'ziga o'xshash Yangjangjonga el bo'lib Turpandan Urumchiga chiqqandan keyin Yangjanglik martabasiga erishgan Mo'ydin xalqining uyiga berib holmun qilishdi. Qohi kunlari g'azarmada qo'nib qoladi. Bir oqshimi Qamarnisa xon uning bulutliq osmondek tutilib olgan chiroyiga qarab, "Mendan zerikkan bo'lsalar, xaytimni basila" deb tashladi. Tömür xalpa xuddi shu gapni kutib turgandek darhol rasmiyatini ado qildi-da, bir qo'l yotgan ko'rpisini Omonqulga ko'tartib, g'azarmaga ko'chib ketdi. Hozirgi Urumchi shaharlik 20-boshlang'ich maktabining o'rni sepil bilan qo'rshalgan bir g'azarma bo'lib, Tömür xalpa Urumchiga chiqqanda o'zining 200 nachi yigiti bilan shu g'azarmaga joylashgan edi. Yangjangjon Tömür xalqini alohida e'tiborlab, uning oylik maoshini odatdagi batalyon komandirlarining maoshidan bir hissa ortiq qilib, 160 sar kumush belgiladi. Qo'l ostidagi yigitlarga mu darajalarga qarab 30 sardan 10 sargacha maosh tarqatdi. Biroq yigitlarning qo'rsi qutib, bo'yi butun bo'lgan bilan ko'ngli yerim edi. Ular O'rimchiga nima uchun chiqqanligini, nima uchun bekor maosh elib ko'chalarda lag'aylab yurganini, harbiy mashqni nima uchun qilayotganligini tushunmaydi. Uy yurt, qovum qarindoshlarni sig'inish dardi ularni yomon bir og'riqda qiynashga boshladi. Shunga ba'zilari ish pushqini to'rt o'shiq bilan chiqarishga tirishsa, ba'zilari sho'pan yoqalaydigan bo'lib oldi. Bo'libmi, omon qullardan yurtning ahvolini anglagandan buyon bu ahvol texmi kuchayib ketdi. Ba'zilar "Xaltamga tuzukroq aytmabsan, bo'lmasa bir nima deydi?" deb omon qulni jimalaydi. Torpaq o'z xo'ja Ahmad bo'lsa, o'z odati bo'yicha g'ijakni qo'liga elib, ko'nglini muqam bilan baslaydi. Qasim qiziq bilan Ansari qo'llariga dab oladi-da, noqshi bilan dardini bosmoqchi bo'ladi. Tömür xalpa Qamarnisa xonning xaytini berib o'tib, g'azarmaga ko'chib kelgan oqshimimi, yigitlarning bir qismi ochiq oydin maydonda Torpaq o'z xo'ja Ahmad bilan Qasim qiziqni cho'ridab o'ltirib, noqsha anglab o'tdi. Tömür xalpa putining uchida dastlab kelib, ularning yenidagi qora yog'ochning orqasiga o'tib oldi. Qasim qiziq naqshini davom qildirdi. "Yo'qara barg'im tola, baray desam qora tola. Şu g'irib şəhərdə cinim qəpəskə mubdila. Ölpaqda buzuq çığırıq, çigit çaqqanı eytaymo. Kişinin yurtuğu kilib, g'irib boğanı eytaymo." Tədi yütkilib yeni bir naqşı başlandı. "Mən ölsəm, ölükümni tağdı qoyunla. Tağ yolu yiraq kəlsə, bağdı qoyunla. Yüzümni qıblı sayan açıb qoyunla. Bişimğa bir dəsti gül sançıb qoyunla." Hörmətli radio anlıqçılar, yazğıcı Abdurrahim Ötkür'nün Öz namlıq tarixi romanını bugün muş yergəcə anlattıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlıqaysılar. Sizdək mühim kişimizni qoralıq toxunuş bolıqan yergə əvəzsəm, qolumdaki isil şəmşərini taşı öldürüşki işlətkəndə iş boluduq. Bizning qinimizni to'ksanlar gunoh bo'lmay, biz o'zimizni qo'g'dashga harakat qilsam gunoh bo'lamdi. Ha, sen kitobga yozib qo'ygan gaplarni qilishni biladigansan. Botirliging bilan billah, aqlingga qoyilman.